Kavga etmek yok. Anladın mı? Sorunlarımızı kavga ederek çözmüyoruz. Konuşarak hallediyoruz. Bak çok üzüyorsun beni Ayaz. İyi tamam. Nilay, kirlerini getir, çamaşır yıkayacağım. Nilay! Anne kaçtım ben. Ali Salar'la sinemaya gideceğiz. Tamam. Ne o? Babamın ceplerini mi karıştırıyorsun? O ne biçim laf Nilay? Duymamış olayım. Aa. Şaka be. Yani sen bile o kadar klişe olamazsın zaten. Hadi kaçtım ben. Bye. Kavga etmek yok, tamam mı anneciğim? Ya bu çanta çok ağır. Ayazım hadi. Servis kapıda bekliyor. Hadi. Kaçtım ben. Aa, aa. Öpücük. Ay. Hadi ya. İyi dinleyin derslerinizi. Hadi Allah'a emanet. Ben kaçıyorum. Hah, kaçtım ben. Mehmet dur. Bir şey konuşacağım. Çok geç aldım bile hediyeni. O değil Mehmet. Sana bir şey soracağım. Gözlerimin içine bak. Hayır, yaşlı görünmüyorsun. Mehmet bir dinle. Başka bir kadın mı var? Ne? Bana doğruyu söyle Mehmet. Başka birim var. Arzu sen ne sorduğunu farkında mısın? İnkar etme Mehmet. Ben her şeyin farkındayım. Her şeyin. Muğla'ya gittim dedin gitmemişsin. Otelde kalmışsın, Svan Otel'de. Kibritini buldum. Sonra o arabanın arkasında bulduğum hırka. Ya bir de Merve'ye ait sandım, ben kendimi rezil ediyordum ya senin yüzünden. Evet. Evet. Hadi dinliyorum. Bakalım nasıl açıklayacaksın bunları. Hadi. Evet doğru. Hırka Merve'nin. Ay Mehmet başlama ya. Merve'ye sordum, ona ait değilmiş hırka. Dinleyecek misin? Doğum günü hediyen için Merve'den yardım istedim. O da sağ olsun kırmadı, yardım etti bana. Arabayla gidip gelirken hırkayı arabada unutmuş herhalde. Sürpriz bozulmasın diye belli ki inkar etmiş. Hırka benim değil demiş bu. Muğla'ya da gitmedim, doğru. Çünkü o gün otelde toplantım vardı. Büyük bir satış. Sana sürpriz olsun istemiştim ama madem söyleyeyim. O istediğin siteden yazlığı alabilecek gibiyiz. Otel hikayesi de bu. Başka? Nasıl ya? Yani ben şimdi bütün bunları... Ne Arzu? Ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kurtulmak mı istiyorsun benden? Boşanmaya bahane mi arıyorsun? Nedir senin derdin ya? Ne alakası var Mehmet? Yani ben sandım ki... Nasıl ya? Ben bu kadar özenirken, senin üzerine titrerken nasıl böyle şeyler düşünürsün? Görmüyor musun? Hala farkında değil misin nasıl seviyorum seni? Ben hiç şüphe etmedim sevgimizden, evliliğimizden. Ama sen böyle şeyler düşünmeye başladığına göre bitirmişsin herhalde içinde. Hayır. Sevmiyorsun herhalde beni. Bıktın belki de. Hayır Mehmet, olur mu hiç? Ne biçim laflar onlar, olur mu öyle şey? Ne peki? Niye yapıyorsun bunu bana? Niye bu kadar üzüyorsun beni? Ne yaptım ben sana Arzu? İyi bir koca, iyi bir baba olmaya çalışmam.
Özür dilerim. Nerede hata yaptım ben ya? Söyle bana bileyim. Yani gerçekten bilmek istiyorum. Nerede hata yaptım? Söyle bana bileyim ne olursun. Mehmet özür dilerim ben gerçekten. Ben gerçekten seni kaybediyorum sandım Mehmet. Ben ondan delirdim böyle. Özür dilerim. Benim başka kimim var Mehmet? Benim senden çocuklarımdan başka kimim var? Özür dilerim. Affet beni. Ne olur affet beni. Ben bir söz verdim Arzu. Ölünceye kadar seni seveceğim. Sen istemediğin sürece asla yanından ayrılmayacağım dedim. Ama sen eğer istemiyorsan... Hayır, çok seviyorum. Mehmet beni, seni çok seviyorum. Çok seviyorum, ne olur affet beni. Ne olur affet beni. Affet beni aşkım. Aptal kadın.